Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaz meyveleri de Sivas'ta manav tezgahlarındaki yerini aldı. Sivas'ta manavlık yapan Yusuf Kırkaç yaz meyveleri hakkında Haber Optimum'a konuştu. Evet, çok şükür bu sene beklediğimizden daha kısa sürdü. Aslında yazın biraz daha erken başlaması bu sene ürünlerin biraz daha erken gelmesine sebep oldu. Bunlar da bizim açımızdan çok çok iyi oldu. Çünkü insanlar kış meyvelerinden yavaş yavaş bıkmaya başlamıştı ama yazın erken gelmesiyle birlikte birkaç ürünümüz erkenden tezgahlarımızdaki yerini buldu. Bunlar da bizi fazlasıyla memnun etti. Tabii ki ilk başlangıç sürecinde fiyatların ilk etapta pahalı olması insanların zaten ekonomik sıkıntı yüzünden biraz zora soktu ama yaklaşık bir 10 günlük süreçten sonra meyve fiyatları yavaş yavaş aşağı çekmeye başladı. Şu an insanlar bir önceki haftaya nazaran ürünleri almaya başladılar. Bunlar da bizleri memnun etmeye başladı. Vallahi şu an bizim insanımızda biraz fırsatçılık var, öyle diyeyim. İlk başlangıç ürünleri olan bazı ürünler, mesela erik, yeşil erik, kiraz, kayısı, insanların kış boyunca özlemini duyduğu bir meyve. Bir an önce dört gözle çıkmasını bekliyor insanlar. Tüketici de bundan biraz fırsat bilip ilk çıkan ürünleri ne kadar yüksek satabilirsek o kârdır gözüyle bakıyor. Ama bu bir haftalık, 10 günlük süreç oluyor genelde. Bu 10 günlük süreç içerisinde de fiyatlar düşmeye başlıyor. Ki keza yine böyle oldu. Şu an geçen hafta erik fiyatı 300-400 lirayken şu anda 60-70 liraya kadar düşmeye başladı. Bu sene inşallah havaların erken gitmesi bazı ürünlerin bayağı fazla olmasına da sebep olacak. Fiyatların da kısa zaman içerisinde düşmesine sebep olacaktır diye bekliyoruz. Tabii ki de çok büyük farklılık var. Şimdi geçen seneki ekonomik sıkıntıyla bu seneki ekonomik sıkıntı arasında dağlar kadar fark var. Geçen seneki mazot fiyatlarıyla bu seneki mazot fiyatlarının arasında inanılmaz fiyat farklılıkları var. Aynı zamanda sadece mazot fiyatlarıyla da değil. Mesela işçi paralarının çok çok yüksek olması, hem tüketicinin hem aradaki insanların hem bizlerin, aynı zamanda mesela tüketici geçen sene 500 liraya günlük yemeği eleman çalıştırıyorken şu anda 1000 liraya çalıştırıyor. Bu bizim için de aynı şekilde geçerliydi. Geçen sene 500 liraya çalıştırdığımız elemanın bütünki yemeğisi 800 lira, 1000 lira. Yani bununla birlikte tabii ki diğer faktörler de çok önemli. Mesela tüketici için bahsedecek olursak, geçen seneki gübre fiyatı atıyorum 100 liraysa bu seneki gübre fiyatı 200 liraya çıktı. Geçen seneki işçi para dediğim gibi 500 liraysa bu sene 1000 liraya çıktı. Aynı şekilde diğer şeyler de, etkenler de bunun içerisinde. Mesela elektriğiydi, suyuydu, doğalgazıydı. Bunların hepsi birer masraf. Geçen sene yani birçok şey fiyatı bu sene 2'ye 3'e katladı. Bu ister istemez fiyatlara muhakkak yansımaya başladı. Umut ediyoruz ki yani bir an önce piyasa toparlanır da insanların alım gücü daha iyi olur ve daha çok satış yaparız. Bizleri daha çok memnun eder. Allah ortadan bir an önce ekonomimizin toparlanıp güçlenmesini bekliyoruz.